açlık. Yani siz de söylediniz ya, açlık. Herkes aç. İlk defa bu kadar insanlar açlıktan bahsediyorsa hani soru sormanıza bence gerek yok. Açlık sınırı asgari ücrete dayandı. DİSK araştırdı. 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 16 bin, yoksulluk sınırı 57 bin lira olarak hesaplandı. Vatandaşlara sorduk. En büyük harcama kaleminin başında gıda geliyor. Alım gücümüz çok düştü. Artık eskisi gibi öyle her şeye kavuşamıyoruz yani kısa süre içerisinde. En çok hangi masraf? Ya gıda. Yani giyimden kısabiliyoruz ama gıdadan kısamıyoruz. İşte gevrek aldım yiyorum. Ya hepimiz yaşıyoruz zaten. Her şey 10 katına çıktı. Kiralardan tut, günübirlik yaşamak zor bu ülkede yani. Bence Türkiye şartlarında yaşam standartları değişti. Artık zengin tabaka ve fakir tabaka var. Şimdi gelir 10 lira olup da gider 100 lira olursa bana göre açlığın ta dibini gördük yani. Şimdi bir insan karnını doyuramıyorsa, barınamıyorsa bana göre yaşamıyor. Yemek. Başka bir şey, zaten evde oturuyoruz, yemek. Başka bir şey değil. Yani bir boğazımız var, ondan da kesersek sonumuz hayır gelsin. Bir şey alınmıyor, bir şeyin yanına varılmıyor. Bir şey aldığın zaman paran bitiyor, gözün kalıyor. Mutfak masrafı zor. Bir giyim alacaksın, bir ayakkabı alacaksın, dünya parası. Yaşıyoruz ama nasıl yaşıyoruz? Zaten Türkiye'nin gidişatı belli. Emekli maaşı, ki ben de bir emekliyim. Liseye giden bir kız var. Onun okul masrafı, kendim diğer lise hastasıyım. Yani 900-600'e maaşla nasıl geçinirsiniz, ne yaparsınız, ne yapabilirsiniz? Yani Türkiye'nin gidişatı zaten daha da kötüye gideceğine eminim yani. Düzeleceğini düşünmüyorum. Açlık sınırı aslında daha da şey açıklanan belki olur. Her şey çok pahalı. En çok hangi masraf zorluyor peki? Gıda. Mutfak. Tencereler boş. Yani. Çok pahalı. Aynı dediğiniz gibi mesela enginar atmaya çok sevdiğimiz bir şey mi yani? Bir enginarın bile 7 tanesi, 6 tanesi 100 lira. Buna yetmez. Bunun yanında bir şey daha yapmak lazım. O yönden tencere biraz zor kaynıyor.